Bizim dedelerimiz çok büyük bir tarih bırakmışlar. Onu saygı ve şükranla anıyoruz. Gurur duyuyoruz tamam ama onun kırılma noktalarını, bozuk noktalarını da görmemiz lazım. Kitlenin adlarından biri de nedir efendi? Sultan Vahdettin işgal sırasında müfessir Konyalı Vehbi Efendi. Siz bunu bileceksiniz. Abdülaziz Mecidi Tolun. O da Sufi meşrep. Muhteşem bir insan. Ben çok sevdiğim bir insan. Rauf Orbay. Daha bir iki kişi var. Saraya gidiyorlar. Hepsi itibarlı insanlar. Padişahı ziyaret ediyorlar. Diyorlar ki efendim size memleketin durumunu anlatmak istiyoruz. İşgal gemileri sarayın önünde. Görülüyor orada boğazda. Bu gemilere bakarak efendim diyor Haşmet Meab, Vehbi Efendi konuşuyor önce. Bu gemilere bakarak sakın kararlarınızı değiştirmeyin. Millet ayağa kalkmıştır. Azimli ve kararlıdır. Bunları buradan gönderecektir. Ve memleket hürriyetine kavuşacaktır. Zat-ı Şahanenizin mevkii, itibarı ve padişahlığı da garantidir. Hiçbir tehlikeye maruz değilsiniz. Sakın sabırsızlık edip de bu İngilizlerin dediklerine onay vermeyin. Böyle bir maruzatta bulunuyorlar. Tabii hepsi saygın insanlar diyorum size. İşte Konyalı müfessir Vehbi Efendi. Sonra Adliye Vekili. Efendi. Evet, Mecdi Efendi. Hepsi saygın insanlar. Ve Rauf Orbay. Dinliyor kendine has üslubuyla. Ondan sonra kalkıyor ayağa diyor ki efendiler diyor siz bu İngilizlerin neleri yapmaya muktedir olduklarını galiba anlamamışsınız. Paşa paşa diyor Rauf Orbay'a dönüp bunlar isterlerse yarın Ankara'ya da gelirler. Bunlarla uğraşmayın diyor. Ve beni de böyle bir yola sevk etmeyin. Tekrar Abdülaziz Mecdi Efendi söz alıyor. Bir daha teyit ediyor bunu. Efendimiz diyor, siz merak buyurmayın. Millet ayağa kalkmıştır. Sizin hukukunuzda hilafetin ve saltanatın hukuku da korunacaktır. Size hiçbir zarar veremezler. Siz dik durun. Bu mealde sözler söylüyor. Sinirleniyor padişah. Şimdi burası önemli. Kalkıyor diyor ki, konuşma bitmiştir. Ben size diyor son bir söz söyleyeyim. Bu millet koyun, bu millet bir sürüdür ve bu sürüye bir çoban lazımdır. O çoban da benim diyor. Siz bana akıl öğretmeye kalkmayın. İşte bu raiye mantığının. Efendim hocam, gayet tabii değil de ama şimdi psikoloji hocam, odur. Hayır değildir. Alakası yok şimdi hocam. Türkiye'de maalesef terminoloji konusundaki bilgiler zayıftır bunların kaynakları. Bunu yazana söylerler. O son nihai cevabın tamamı şudur. Çünkü Sultan Vahdettin'in el yazısıyla hatırada bendedir dediği şudur. Gayet tabii sen tahta o işin uzmanısın. Değil, şudur. Tahta ama bu değil, da herhalde Yunus efendim, meselesi gibi yok değil. Var yani. Efendim Hazretciğim. Evet. Tahta değil kubura oturdum. Evet. Tahta değil kubura oturdum. Bu memleket millet bir koyun sürüsü, bir çoban lazım o da benim. Evet. Şimdi koyun sürüsü çoban meselesi şeyde mitolojide çok eski bir kavramdır. Bunun geçmişi Sümer tanrıçası İnanna o Dumuzi ilişkisi oraya kadar gider. Dikkat buyurursanız Dumuzi yani Temmuz bizim. Mesela yerde gördüğümüz bir ekmeği alıp öpüp bir köşeye koymamız bile bu İnanna Dumuzi efsanesinden kaynaklanan bir adettir. Vahdettin bunları mı kastederek söylüyor bunu? Orada zaman içerisinde inanla Dumuz ile tek varlık haline gelir, bir çoban şekline gelir. Ve unutmayın Hazreti İsa nasıl temsil edilir? Hep bunun şeyidir. Evet. Çoban şeklinde kurulanın başında bir çobandır. Ve Osmanlı şeyinde de Osmanlı değil, İslam idari sisteminde de hükümdarın
bir çoban halkın koyun sürüsü olarak gösterilmesi bir geleneğin devamıdır. Ha, Sultan Vahdettin bunu bilerek mi söyledi bilmiyorum. Efendim, belki de bilmiyorum, öyle dahi olsa. Ama şimdi söz bitmedi ama çünkü. Çoban sürüsü şeysi bu. Tamam, o Hristiyan lejender bilgiler için. Hala papazlara çoban diyorlar yani. Evet. Topat tabii. Dumuzi yer altına iner, nehir yükseldiği vakit çıkar, inanla ile birleşir, bereket gelir ve buğday hasat zamanından sonra ve inanla ile Dumuzi'nin cinsel birleşmelerinin verdiği ilahi bir ürün olan ekmek, bu dönmüş dolaşmış aradan binlerce sene geçmiştir. Ekmeği alıp başımıza koyuyoruz biz. Şimdi yani, efendim tamam anladım, anladım. Oradan çıktıktan sonra Vehbi Efendi'nin saraydan çıkarken, yani bir nevi kovuyor bunlar, çekin gidin diyor. Bu işin sözü bende. Vehbi Efendi'nin bir sözü var. Diyor ki yaşarsak göreceğiz, bu adamın akıbetini Allah çok kötü yapacaktır diyor. Yani bu nefsine, nefsini putlaştırıyor gibi bir manada bir cümle de söylüyor orada Vehbi Efendi. Sonra bu Vehbi Efendi Sultan Vahdettin'in biliyorsunuz tahttan Fetvayı. Artık ona indirilme mi diyelim, daha pek olmayacak çünkü bindirilen başka biri yok. Fetvayı yazan şahıstır. Hilafet o, saltanatın kaldırılması. Lav edilmesine ilişkin fetvayı yazan da odur. Epey şeysi var. Şimdi Kur'an-ı Kerim raiye olup kimseyi başınıza çoban dikmeyin diyor. Benim için bu lazım. Yani Hristiyanlıktaki o tabii o da doğrudur. Ama Kur'an-ı Kerim'de çok yakın bir şey var. La tekulu ra'ina diyor. Hitap kime? Ey iman edenler. Ra'ina demeyin kimseye. Yani kimseye biz sürü olalım, sen çoban ol başımıza demeyin. Bu çok önemli bizim için. Fatih Bey'in sorduğu da o. Hiç kimse eğer Müslüman bir kitle ise rai olamaz. Kur'an'ın açık yasağı var. Ve bu çiğnenmiştir asırlarca. Şimdi iki şey sormak istiyorum buradan yola çıkarak. Birincisi, o yani Kur'an'da kölelik yok. İslam'ın zaten ruhuna kölelik ait. Kölelik de yok beyefendi, krallık da. Kur'an böyle diyor. Neml suresinde de diyor ki, krallar bir memlekete girdiler mi orada zulüm getirirler. Zelil olanları olması gerekenleri aziz, aziz olması gerekenleri zelil yaparlar. Yani zulüm sistemi getirirler. Bir, Hazreti Peygamber hem veda haccında hem daha önce defalarca. Kayserlik de, Kisralık da bitmiştir. Hepsi ayaklarımın altındadır diyor. Kayser, Bizans krallarının ortak adı. Kisra da Pers krallarında. İkisi de bitmiştir diyor. Allah'ın salatı ve selamı peygamberimizin üzerine olsun. O öyle diyor ama Muaviye'nin işe el koyduğundan itibaren bin küsür senedir ki Muaviye ile başlayan süreci de tespit etmiştir. Benden sonra adil hilafet 33 yıl sürecek diyor. Ondan sonra azmış melikler devri başlar. Ve başlamış ve devam etmiş gelmiş. Kur'an öyle diyor. Peygamber öyle diyor. Tarihin önümüze koyduğu budur. O halde sizin raiyelik meselesiyle ilgili sorunuzun mufassal cevabı budur beyefendi.